Hoş geldiniz. Geçen hafta size sarhoşken yaşadığınız bir olayı anlatın demiştim. İşte cevaplarınız. Porçay, porçay, porçay. İçtik baba neyse ama kafamız nasıl güzel, vodka devirmişiz. Bizim burada da bebe parkı yapacaklar. Küçük betonu dökmüşler ama beton kurumamış. Deli gibi koşuyoruz, ayağım takıldı böyle sümük gibi, yüzüstü yere serildim betonun üstüne. Arkadaş beni kaldırdı, üzerimi falan temizledik. Geçen o parkın yanından geçiyoruz. İnsanlar nasıl olmuş diye düşünüyorlar. Bebeler içine girip fotoğraf çekiliyor. Bildiğin yani betonda yüzü koyun yatan insan silüeti var. Belçika'da alkol ucuz olduğu için her gün sarhoşum. İstersen hayat hikayemi yazayım. Porsin videosuna yorum atayım. Ne zaman ayık olduk ki sarhoş olduğumuz zamanı anlatalım aga be, gemiler mal bayım götünüze girsin. Gittiğimiz kafede küçük bir çocuğa oralet getirip bayram hediyem demişlerdi. Ben de bize bayram değil mi amına koyayım diye bağırmıştım. Boş camide girişte namaz kılmıştım. Sarhoştum. Osuracağım sanmıştım. Seçim arabasına tekme atıp anamı sikmelerini izledim. Geçen Porsche'nin güzel videolar attığını gördüm ama nasıl sarhoşum belli değil. Haram. Sarhoşken yolda sevgilimi gördüm gece. Yoluma devam ettim, sonra beni tuttu. Ben dedim sen beni nasıl tutarsın dedim, suratına yumruk attım. Farkında değilim ama kızın dudağı patlamış. O halde beni evime götürdü. Şu anda mutluyuz. Bir keresinde bir kıza aşk itiraf edemiyordum. Beni reddeder diye korkuyordum. Cesaretim yoktu. O yüzden gidip arkadaşlarla içmiştim. İçkiliyken kızın evinin önüne çıkıp seni seviyorum diye bağırmıştım. Kızın abileri de çıkıp biz de seni sevdik, gelenle bir konuşalım demişler. Beni dayak manyağı yapmışlardı. Yarın kızın kendisi gelip benim için dayak yedim. Ben de seni çok önceden seviyordum dedi. Sadece söyleyemiyordum dedi. Uyandığımda Çanakkale'deydim. Edirne'de oturuyor. Güzel bir kızla tanışmıştım. Sonra işi pişirirken dön de biraz ben de rahatlayayım dedi. En başta anlamadım tabii. 96 yılı 24 Kasım gününden 9 ay 10 gün önce. Sarhoşken eve geldiğimde babamın nereden geliyorsun sorusuna ananın amından demem. Efsane dayak yemiştim. Sarhoştum ama dayağı hatırlıyorum. Telefonu açmadan siyah ekrandan kendi yansımamı görüp 10 saat selfie çekilmeye çalışmam. En yakın arkadaşıma çıkma teklif etmiştim ve kabul etmişti. Erkek. İçime boşalmıştı. Ne? Hayatımda ilk defa alkol alacağım. Kızdan yeni ayrılmıştım. Aldattı sürtük. Arkadaşlarla Alsancak'a gittik, oturduk. Aldık kırmızı tuborkları, içmeye başladık. Tabii ilk defa alkol alıyorum. İkinci kutudan sonra çarptı beni. Ama aldım telefonu elime. Hani sarhoşum ya, arayacağım kızı, başlayacağım saydırmaya. Neyse gittim rehberde, kıza balım diye kayıtlıydı. Ben yanlışlıkla balım yerine babamı aramıştım. Açtı telefonu, kanka ben başladım sövmeye. Amına koyduğum çocuğu, senin karakterine hürriyetini sikeyim. Utanmadın mı lan? Orospunun doğurdu falan. Ben ama 5 dakika rahat rahat sövdüm. Sonra sustum. Var mı diyeceğim bir şey? Sikik dedim. Telefon ondan kudretli bir ses yükseldi. Ananı avradını. 5 dakikada babam bana sövdü. Birader o gün eve gittiğimde babamın suratına bakamadım. Zaten evden de kovdu, adam haklı. Şu anda da sokakta yaşıyorum. Teşekkürler Seren. Baş dönmesinden tuvalete gidemediğim için altıma işemiştim. Sonra altımı kurutup parfüm sıkıp gün boyu öyle dolaştım. Niye değiştirmedim bilmiyorum. Gece sahilde içerken uzaktan bizi izleyen adamdan bizi sikecek diye korkmamız ve adamın yanımıza geldiğinde babam olduğunu anlamam. Anımı sikti. Zoruna sarhoş olup her şeyi çift gördüğümde bile sen bir taneydin be prenses be. Bodrum'da yazlıkta kuzenler ve yazlıktan diğer arkadaşlara içiyoruz. Sahildeyiz. Ben diyeyim 8, sen de onar bira gömdük. Gece saat 2 falan oldu. Hadi bir denize girip çıkalım, rahatlayalım dedik. Denize girdik. Oradan da evlere dağılacağız. Denize girdik, böyle bakıyorum ileriden bir şey geliyor bana doğru. Lan dedim, ananı avradını sikeyim, köpek balığı geliyor. Çığlık atınca benle beraber diğer arkadaşlarım da korkup denizden çıktık ama sahile çıkmamız yetmedi. Herkes siteye doğru koşuyor amına koyayım. Sonra siteye girişte birbirimizi bulduk. Arkadaşım oğlum Bodrum'da ne köpek balığı lan dedi. Ben de haklısın dedim ve evlere daldım. Sarhoşken taciz edilmiştim. Taksici dedi ki 20 lira abla, hala elim ayağım titriyor. Erkeklerden nefret ediyorum. Hepiniz tecavüzcü sapıklarsınız. Allah belanızı versin. Hashtag feminizm. 18 yaşındayken sek boğma içip geçici kör olup babamı tanımayıp anasına sövmüştüm. Babam da hanım kemer diye bağırdı. Hanım kemer. Park salıncağına işeyip sonra bir de unutup o salıncakta sallanmıştım. Bir keresinde yine içmişiz. Baktık öğrenciler sınava çok güzel hazırlanıyor. Dedik hadi bir piçlik yapıp sınav sistemini değiştirelim. Neyse oturduk masanın çevresini, ortamı anlatsam narkotik olaya el koyar, o kadar söyleyeyim. O gün cebimizde para da var tabii. Sınava erteliyoruz. Bazı dersleri kaldırıp kaldırıp geri ekliyoruz. Sonra görsen nasıl çıldırıyor öğrenciler. 60 soruluk dersleri 20 soruya falan indiriyoruz. Ortam muhteşem. Bir de resmi açıklamalar yapıyoruz. Of! Neyse işte kafamız hala güzel, şu salakların geleceğini yaktıktan sonra ayılmayı planlıyoruz. Arkadaşımın dediğine göre saat 23.05 gibi falan aramışım. Ben gidiyorum deyip kapatmışım. Çocuk gülmekten ölmüş ama şu an gömüyoruz. Sarhoşken kantinciye tost ver lan yarram deme. Tuvaletten çıkarken Cumhurbaşkanınız tuvaletten çıkıyor diye bağırmıştım. Abim anlattı. Arkadaşlarıyla içerlerken kankası Mustafa malafatı çıkarıp masaya işemiş. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi uyumuş. Arkadaşlarla deniz kenarında içiyorduk. Çok içmiştik. Kafamız uçmuştu. Eve gidelim dedik. Sonra yolda yürüyorduk. Bir orospu gördük. Bizdeki de kafaya kıza gel bizim eve falan grup yapalım dedik. Kız kabul etmedi. Zor ikna ettik, sonra yarım saat falan yürüdük, eve vardık. Aşırı sarhoşuz, kızı attık yatakta sevişiyoruz. Sonra birden bir ayıldım, baktım kız karşıda sigarasını içip
ne güzel sevişiyorsunuz, devam edin demişti. Durduk yere duvara kafa atma. Bir gün gece saat 2'de 5 kişi içki içmeye gittik. Ama içkiler bizim köpek öldüren dediğimiz türden. O gün 3 arkadaş da uyudu, kaldık 2 kişi. Bütün içkileri sadece 2 arkadaş içtik. Yanımdaki piç dedi ki çizgi çek üstünde yürüyeceğim. Piç çizgiden çok iyi tam üstünden geçti, sabah bir uyanık çizgi yamuk. Sarhoşken sana abone olmuştum, hala aboneyim ama sarhoş değilim. Ben hiç sarhoş olmam. Yolda arkadaşlarla yürürken benim sarhoş olduğumu fırsat bulup kapağı açık rogar kapağına doğru yönlendirip düştükten sonra kahkahalar atan orospu çocukları sizin ananızı avradınız. Bir harabede içiyorduk. Harabenin tavanından birkaç tahta üstümüze düştü. Etraf toz oldu. Bir anda herkes yere yattı. Kafamı kaldırıp bir baktım Fatih hala şarap koymaya çalışıyor. Fatih amına koyayım seni. Porsche'nin güleceği komik bir an. Ya arkadaşlar ben böyle sarhoş oluyorum ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Oğlum hiç mi şişe sikmediniz? Bir tek ben mi deliyim? Tişörtümü çıkarıp yolda arabaların önüne yatıp kaldırımdan geçin lan yayalar deyip onlar kornaya basarken bu yaşlıların gençlere hiç saygısı kalmamış diye bağırıyordum. Nefes aldım. Bayağı sarhoştum. Kızlarla içtik. Neyse akşama doğru eve gideceğim. Kızlar geldi beni otobüse bindirdiler ama ben bir o yana bir bu yana sallanıyorum. Gördüğüm ilk boş koltuğa oturdum. Boş değilmiş. Ulan bayağı delirdim ama elim ayağım titriyor böyle. Nasıl bir havadaysam diyorum kankalarıma sarhoş olalım, sarhoş olalım, kızların yanında içelim. Çok manyak ergen havasındayım. Biz kent parka gittik. Elimde bira falan sigara da içiyoruz. Annemin arkadaşları da orada annemi aramışlar. Annem de babamı aramış ve anlatmış beni. Babam da parkın yanına gelip içmemi beklemiş. Ama neyse aradı babam. Açtım telefonu. Dedi oğlum ağlaya ağlaya babaanneni kaybettik. Ulan ben de o an şeyimle ayıp olmasın diye kalktım yalan uydurup. Gözyaşlarımı zor tutuyorum. Arkadaşların yanından ayrılayalımız. Başladım eve gidene kadar ağlamaya. Eve geldim kapının önünde babaannem. Dedim ne oluyor lan? Ama öyle bir korktum ki istemsizce elim ayağım boşaldı, kendimi yere attım. Babaannem de üzerime geliyor. Git diyorum, git git. Oğlum diyor ne oldu? Dokunuyor falan, dokunma bana diyorum, vuracağım neredeyse amık. Babam geldi sonra, ben kalktıktan sonra arkadaşlarımı dövmüş, boş birayı da poşete koymuş, onu da ayağımda parçaladı. Anneme yavşadım. Sarhoşken sahil kenarında 10-15 kişi yürüyoruz. Hadi çekirdek çitle ekledim. 15 kişi beni dövdüler. Sonra fark ettim ki ben İzmir'de oturuyorum. Bir gece sarhoş arkadaşları eve giderken birden yolun karşısında 4 tane köpek gördük. Biz normal giderken yanımızda Eren piçi, kaçın bunlar anamızı sikerler diye bağırıp koşmaya başlayınca köpekler atıldı. Biz de koşmaya başladık. Tam hatırlamıyorum ama sabah uyandığımda hastanedeydik. Kafamda ve götümde yara izleri vardı. Arkadaşların dediklerine göre köpekten kaçarken elektrik lambasına çarpmışım. Sonra kalkıp başka bir lambaya daha çarpmışım. Sonra da köpekler amma koymuş. Yani piç eren yüzünden kan ve göt kaybı yaşadım. 25. kattan atlamışım. Sarhoştum, yatıp uyudum, kalktığımda uyanmıştım. Gece kalkmışım, tuvaletten çıkıp elimi yıkamak yerine musluğu ısırmıştım ve bunun farkına bir dakika sonra varmıştım. Sarhoşken ustura siktim. Yeşil ekranın önüne geçip gözlük takıp video çek. Geçen yaz Doğukan Manço'nun konserindeydik. Kuzenimle ikimizin de kafası güzeldi. Ben sahneye çıkmaya çalışıp babana selam söyle diye bağırmış. Yalnız iyi yırtmışsın, seni o an suikastçı sanabilirlerdi. Çünkü tam birini vurmadan önce söylenebilecek bir şey. Babana selam söyle. Arkadaşımın yazlığındayken bu orospu evlatları beni gazlayıp içirdiler. Sonra mangal pişerken üstüne düştüm ama kolumu gören örgüt üyesi sanıyor. Gene iyi, kolunda böyle çizikler varsa yani şekil durma ihtimali var. Belki üstüne dövme yaptırırsın. Eminim bu hikayeye birçoğu insan inanmayacak ama yine de anlatacağım. Sene 2007 ya da 8, 20 yaşındayım. Babam bana zaman en iyi bilgisayarlarından almış. Ben de üniversite için başka bir evdeyim. Babam bilgisayarı eve gönderdi. Bizim arkadaşlar da her hafta sonu içmeye giderdi. Beni o gün içmeye davet ettiler. Zorla da olsa gittim. Bir tane içtim okey ama ikincisinde kafayı bulmuşum. Arkadaşlar beni zar zor eve götürmüşler. Artık orayı bilmiyorum ama sabah kalktığımda bilgisayarımı yerinde göremedim. Bakındım artık neredeyse kafama esti bilmiyorum. Camdan aşağı bir baktım. Bilgisayarın anası sikilmiş, kaldırımın üstünde paramparça. Arkadaşlara sordum. Dediler ki akşam bilgisayarını camdan aşağı at. Bu orospu çocukları sayesinde gül gibi bilgisayar çöp oldu. Yaklaşık bir hafta sonra babalar eve geldi. Beni bir dövdü. Meğer bizim arkadaşlar da şaka yapıyorlarmış. Arka bilgisayarcından çöp bilgisayar almışlar. Benimkisi de yatağın altında duruyormuş. Babam benden özür diledi. Anlaştık falan. Olay bitti. Okul çenliğinde sarhoşken rehberlikçiye ben sosyalistim, ülkeyi kurtaracağız hocam deyip önüne 3 defa kustum. 24. yaş günümü kutlamak için 4 yakın arkadaş toplanmış, evde rakı gecesi yapıyor. Ondan yaklaşık 1 ay önce 3 yıldır platonik aşk beslediğim kıza açılmış ve doğal olarak bu tiple siktir yemiştim. Moraller sıfır, dolanıyorum. Zaten hem içiyorum hem ağlıyorum. Herkes kendi derdini anlatıyor falan. Masada sadece orospu çocuğunun biri telefonu elinden düşürmüyor. Arada sırada sırıtıyor falan. Ayar oldum. Bir anda çektim telefonu. Neye gülüyorsun lan amına koydum dememle. Beni siktir eden kızım WhatsApp resmini görmem bir oldu. Bir de hatun diye kaydetmiş orospu çocuğu. Belki başkası olsa söverdim, döverdim falan ama kardeşin olarak gördüğün en yakın orospu çocuklarından bir tanesi olunca hiçbir şey demedim. Sakince masadaki meyve bıçağını aldım. Baldırına sapladım ve evden çıktım. Sonradan öğrendim ki diğer iki orospu çocuğu da olayı biliyormuş ama bana anlatmamışlar. Bu olay yaşanalı 3 yıl oldu. O gün bugün
gündür değil dostum, iş yerinde mecburiyetten muhatap olduğum dediğim birkaç kişi hariç kimse yok hayatımda. Bu dünyada kimseye kardeşim demeyin. Düşünmeden ölüme gideceğin adamlar, ben dert yanarken arkamdan taşak geçiyordu belki de. Videoda olmasa bile senin bunu okuyacağını biliyorum Porçay kardeşim. Senin taşağına kurban olsun o fahişe ve uç orospu çocuğu. Sanal alem olmasına rağmen şu skindirik dünyada onlardan kat be kat daha çok mutlu ettim beni. Bu anını paylaştığın için teşekkürler. Musical.ly videosu çektim. Sağa sola kusup ortalığı bastırınca arkadaşlarım beni banyoya kilitlemiş. Bulduğum ilk su şişesini kafama diktim. Şampuanmış, midemi yıkamışlar daha ki. Sarhoşken ananı yaptım, sen oldun. Evet, bu haftaki bölümü ayırdığımız vakit bu kadar. Haftaya YouTube Türkiye'yi 4 kelimeyle özetliyoruz. Haftaya görüşürüz. Amına koyduğun evladım. Değil mi? Amına koyduğun evladım. Değil mi?